Bugün uykularınızı kaçıracak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yapay zekanın karanlık yüzüyle insanlığın sonunu getirebilecek bir gelecekle yüzleşmeye hazır olun. Bilinçaltınıza hitap eden bu yolculukta sizi rahatsız eden gerçekleri gün yüzüne çıkaracağız. Bu ilk bakışta klişe bir distopik öngörü olarak kabul edilebilir. Ancak lütfen durun ve dinleyin. Kaçmayın, saklanmayın çünkü gerçeklerden kaçış yok. Bu gerçeklerde ilk durağımız otonom araçlar. Geleceğin taşıtı olarak lanse ediliyorlar. Sürücüsüz araçlar yollarda sessizce ilerlerken bizlere vaat edilen şey güvenlik ve konfor. Peki ya bu parlak ambalajın altında başka bir gerçek gizleniyorsa? Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 raporuna göre otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte 2025 yılına kadar 85 milyon insan işini kaybedecek. Bu işsizlik kıyameti senaryosunun ayak sesleri. Yuval Noah Harari, yapay zekanın birçok meslek dalını otomatikleştirme potansiyeli nedeniyle büyük bir işsizlik dalgası yaratabileceğini söyler. Ancak asıl endişe insanların yalnızca işlerini değil, ekonomik sistemde anlamlı bir yer edinme fırsatlarını da kaybederek gereksiz hale gelebilecek olmasıdır. Peki bu değişim ne kadar hızlı gerçekleşecek? Tesla CEO'su Elon Musk yaptığı birçok farklı açıklamada Tesla'nın tam otonom sürüş teknolojisini çok yakında kullanıma sunacağını ve bu teknolojinin insanlardan daha güvenli olacağını iddia etti. Güvenli olan her zaman iyi midir? Otonom araçlar sizi sadece A noktasından B noktasına götürmekle kalmayacak. Aynı zamanda sizi izleyecek, hareketlerinizi kaydedecek ve verilerinizi depolayacak. Bu veriler ne olacak? Kimin eline geçecek ve bu verilerle neler yapılabilir? Aklınıza Cem Yılmaz'ın CIA bizi izliyormuş esprisi gelmiş olabilir ancak durun. Bu durum daha derin ve toplumsal bir anlam içeriyor. Sizin tek tek birey olarak verilerinizin belki hiçbir önemi yok. Fakat yüz milyonlarca insanın toplanmış olan verilerinin bir araya getirildiğini düşünün. Otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte büyük veri çağı yani Big Data yeni bir boyut kazanıyor. Artık sadece internette bıraktığınız izler değil, fiziksel dünyadaki hareketleriniz de kaydediliyor. Ve bu veriler toplumsal bakımdan toplanıp değerlendiğinde tam anlamıyla toplumları tanımak, manipüle etmek, kontrol etmek, hatta yönlendirmek için kullanılabilir. Düşünün, artık alışkanlıklarınızı, nereye gideceğinizi, ne zaman gideceğinizi, hatta kiminle gideceğinizi bile yapay zeka biliyor. Siz sadece bir yolcusunuz ve kontrol tam anlamıyla sizde değil. Hatta şunu da düşünelim. Tam otonom araçlar internetle olan bağlantıları sebebiyle hacklenerek kontrolden çıkarılabilecek mi? Bu konuyu işleyen birçok film olmasına rağmen otonom araçların merkeziyetli bir sisteme bağlı olmasından dolayı yaşanan gerçek bir olayı aktaralım. 2024 yılında Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov Cybertruck'a silah entegre ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve daha sonra Elon Musk'ın aracı uzaktan kapattığını ve artık aracı kullanamadığını belirtti. Her ne kadar Tesla şirketi bu iddiayı yalanlasa da bu olay akıllarda ciddi bir soru işareti bıraktı. Büyük paralar verip aldığınız araçlar bile günün birinde size yani sahibi olması gereken kişiye ihanet edebiliyor. Çünkü esas sahibi hiçbir zaman siz olmadınız. İşte bu dijital bir esaret ve bu esaretten kurtuluş yok. Tabii bizim Türk sanayi ustaları bu işe de el atarak bir yolunu bulup çözebilir. Orası ayrı bir konu. İkinci durağımız ise insansız fabrikalar. Robotlarla birlikte yüz milyonlarca insana fabrikalarda ihtiyaç kalmayacak. Bu duruma sevinenlerin dediğine göre verimlilik artacak, maliyet düşecek ve karlar katlanacak. Peki yüz milyonlarca insan ne olacak? Buna 2013 yılında ciddi bir çalışmayla cevap verildi. Oxford Üniversitesi'nden Carl Benedict Frey ve Michael Osborne'un 2013 yılında yayınladıkları bir çalışmada ABD'deki işlerin %47'sinin önümüzdeki 10 ya da 20 yıl içinde otomasyon riski altında olduğu öngörülüyor. Bu milyonlarca insanın işsiz kalması demek. Hatta bunu bütün dünya çapında düşünürsek milyarlarca insanın neredeyse yarısının 20 yıl içerisinde işsiz kalma riski olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişimin etkilerini şimdiden görüyoruz. Örneğin Çin'deki Foxconn fabrikası 2016 yılında 60 bin işçinin yerine robot kolları getirdi. Bu yapay zeka ve otomasyonun iş gücü piyasasını ne kadar hızlı bir şekilde ele geçirdiğinin kanıtı. Hatta yüz binlerce çalışanı bulunan Foxconn fabrikası ileriye dönük olarak çok daha fazla sayıda işçinin yerine robot kollar ve robotlar getirmeyi planlıyor. İşte bu durum Endüstri 4.0 kavramının ortaya atılmasıyla hızlanmıştı. Yani akıllı fabrikalar. Bu kavram geleceğin üretim modelini tanımlıyor.
dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka. Hedef, üretimi daha verimli, daha hızlı, daha ucuz hale getirmek. Fakat tabii ki bu sistemde insana yer yok. İnsanlar bu yeni düzende nereye oturuyor? Cevap basit, hiçbir yere. Yapay zeka ve robotlar insanlardan daha verimli, daha hızlı, daha ucuz çalışıyor. Ve bu durum, milyarlarca insanın işsiz kalması, sefalet içinde yaşamaya mahkum olması anlamına geliyor. Üstelik bu işsiz kalan insanlar yeni beceriler edinmekte zorlanacaklar. Çünkü yapay zeka ve robotlar insanların yapabileceği her işi yapabilecek hale geliyor. Peki bu insanlar nereye gidecek, ne yapacaklar? Cevap ilk bakışta belli değil gibi. Ancak bunun işareti önceki senelerde verildi. Belki birçoğunuzun hatırlayacağı üzere evrensel temel vatandaşlık geliri. İşsiz yüz milyonlarca insanı isyandan uzak tutmak adına verilecek karın tokluğu parası. Tabii bir şartla, sisteme dahil olup en ufak bir yaramazlık yapmamanız gerekiyor. Dolayısıyla bir şey kesin, gelecek insanlık için pek de parlak görünmüyor. Üçüncü durağımız ise sosyal izolasyon. Self-servis ödeme sistemleri, online alışveriş, kasiyerler artık gereksiz. Burada ünlü fütürist Thomas Frey'in öngörüleri dikkat çekiyor. Yorumlarına bakılırsa, kasiyerlik gelecekte tarihi meslekler müzesinde sergilenecek. Ve Amazon Go, kasiyersiz mağaza. Giriyorsunuz, alıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Yapay zeka her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Sizi markette alışveriş yaparken izliyor, ne alıp almadığınızı gözlemliyor ve siz mağazadan çıktıktan sonra aldığınız ürünlerin ücretini kredi kartınızdan otomatik olarak kesiyor. Amazon Go ve ileride çıkacak benzerlerinin kasiyerlik işini bitireceği aşikar. Hatta Türkiye'de de bazı büyük market zincirlerinde kasiyersiz kasalar uygulanmaya başlandı bile. Bunun dışında alışveriş yapmak için artık evinizden çıkmanıza bile gerek yok. Birkaç tıkla ihtiyacınız olan her şeyi kapınıza kadar getirebiliyorsunuz. Peki ya bu durum insan ilişkilerini nasıl etkiliyor? Mağazalara, kafelere gitmek, insanlarla iletişim kurmak, sosyalleşmek, bunların hepsi geçmişte kaldı. Artık herkes evine kapanmış, ekranlara bakıyor. Ve bu durum yalnızlığı, depresyonu, sosyal izolasyonu artırıyor. Üstelik bu sistem tüketimi de körüklüyor. Çünkü online alışveriş platformları bize sürekli yeni ürünler, yeni kampanyalar sunuyor. Algoritmalar zaaflarımızı biliyor ve bize direnç gösteremeyeceğimiz teklifler sunuyor. Ve biz bu tüketim çarkının içine hapsoluyoruz. Borç batağına sürükleniyor, mutluluğu maddi şeylerde arıyoruz ama nafile. Çünkü gerçek mutluluk insan bağlarında, paylaşımda ve sevgide gizli. Ve yapay zeka çağında bu değerler yok oluyor. Dördüncü durağımız dijital diktatörlük. Güvenlik kameraları, yüz tanıma sistemleri, yapay zeka her yerde. Suç oranları düşüyor ama bedelini özgürlüğümüzle ödüyoruz. Bazı raporlara ve görüşlere göre güvenlik görevlisi gibi rutin ve öngörülebilir işler yapay zeka tarafından devralınma riski en yüksek olan meslekler arasında yer alıyor. Yapay zekanın sadece güvenlik kameralarını izlemekle kalmayıp aynı zamanda tehditleri analiz edebileceği, şüpheli davranışları tespit edebileceği ve hatta olaylara müdahale edebileceği vurgulanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Artık polisler yerine robotlar mı devreye girecek? Yargıçlar yerine algoritmalar mı karar verecek? Soruların cevabı henüz net değil. Ama bir şey kesin. Yapay zeka çağında güvenlik kavramı kökten değişiyor. Ve bu değişim özgürlüklerimizi tehdit ediyor. Çünkü yapay zeka bizi sürekli gözetliyor. Her hareketimiz izleniyor, kaydediliyor, analiz ediliyor. Ve bu gözetim sadece sokaklarda değil, evlerimizde, iş yerlerimizde, hatta zihinlerimizde bile devam ediyor. Çünkü yapay zeka internet üzerinden bütün verilerimize ulaşabiliyor. Ne okuduğumuzu, ne izlediğimizi, ne dinlediğimizi, kiminle konuştuğumuzu, her şeyi biliyor. Ve bu bilgileri bizi manipüle etmek, kontrol etmek, hatta yönlendirmek için kullanabilir. Bu dijital bir diktatörlük. Ve bu diktatörlükten kaçış yok. Beşinci durağımız sanal sessizlik. Chatbotlar, sanal asistanlar ve diğerleri. Müşteri hizmetlerinde artık insanlara ihtiyaç kalmadı. Mesela yapay zeka araştırmacısı Andrew Ng, yapay zeka müşteri hizmetlerini 7/24 kesintisiz ve daha düşük maliyette sunabilir diye düşünüyor. Peki ya insan ilişkileri, empati? Bunlar yapay zeka için anlamsız kavramlar. Gartner şirketinin yayınladığı raporlara bakıldığında ise kısa süre sonra müşteri etkileşimlerinin büyük kısmı chatbotlar ve sanal asistanlar tarafından gerçekleştirilecek. Bu insanlar arasındaki iletişimin giderek azalacağı anlamına geliyor. Ve bu durum yine önceki başlıkta olduğu gibi yalnızlığı, depresyonu, sosyal izolasyonu artırmaya devam ediyor. İletişim kurmak için artık insanlara ihtiyaç duymuyoruz. Yapay zeka bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Sorularımızı yanıtlıyor, randevularımızı ayarlıyor,
hatta sohbet ediyor. Bugün iki büyük yapay zeka destekli sohbet uygulamasıyla da canlı ve sesli olarak sohbet edebiliyoruz. Gerçekten ne kadar başarılı olduklarını gözlemleyebilirsiniz. Ancak bir şeyler eksik. Yapay zeka sizi anlayabiliyor fakat hissedemiyor. Peki ya bu durum insan psikolojisini nasıl etkiliyor? İnsanlarla iletişim kurmak, empati kurmak, sevgi paylaşmak, bunların hepsi insan olmanın temel taşları. Ama yapay zeka çağında bu taşlar yerinden oynuyor ve insanlar yavaş yavaş insanlıktan çıkıyorlar. Duygularımızı kaybediyor, robotikleşiyoruz. Bu durum suyun içinde yavaş yavaş kaynatılan kurbağaya benziyor. Yok artık, o kadar da değildir dediğimiz şeyleri anlayabilmek için bir müddet durup düşünmemiz gerekiyor. Ve bu sadece başlangıç. Yapay zekanın etkisi bununla sınırlı değil. Veri giriş elemanları, çevirmenler, fast food çalışanları, matbaa operatörleri, postacılar, liste uzayıp gidiyor. Yapay zeka insanlığın yerini alıyor. Kevin Kelly'nin The Inevitable kitabındaki düşüncelerine bakarsak, yapay zeka insanları veri işçisi olmaktan kurtaracak. Peki ya insanlık işçi olmaktan kurtulursa ne olacak? Kelly'ye göre bu şekilde insanlar daha anlamlı işlere yönelecek. İyi ama bu anlamlı işler için tüm insanlığa yer var mı? Bu durum toplumun büyük bir kısmını açıkta bırakmayacak mı? Çalışmak, üretmek, bir amaca hizmet etmek. Bunlar insanlık ailesinin başlıca uzlaşıları. Ama yapay zeka çağında bu taşlar da yerinden oynuyor ve insanlık varoluşsal bir krize sürükleniyor. Mesela basılı gazeteler ve burada çalışan editörler dijitalleşme ve yapay zekaya ilk kurban verilenlerden oldu. The Economist'te 2006 yılında yayınlanan "Gazeteyi Kim Öldürdü?" başlıklı makalede basılı gazetelerin sonu tartışılırken Philip Meyer, The Vanishing Newspaper adlı kitabında 2043'ün ilk çeyreğinin Amerika'da gazete kağıdının öldüğü an olacağını ve son yorgun okuyucunun da buruşturulmuş son baskıyı bir kenara atacağını hesaplıyor. Yapay zeka sadece mesleklerimiz değil, alışkanlıklarımızı, ilişkilerimizi, duygularımızı, kültürlerimizi, kısacası hayatımızı da ele geçiriyor. Ne yiyeceğimize, ne giyeceğimize, ne düşüneceğimize bile karar veriyor. Ve biz bu dijital diktatörlüğün ilk köle nesli oluyoruz. Gördüğünüz gibi gelecek karanlık. Hayır, buna izin vermezler. Hayır, buna yeltenemezler dediğimiz her şeye izin verildi ve hepsi uygulandı. Buna kim engel olacak ki? Kabul etsek de etmesek de yapay zeka insanlığı köleleştirmek üzere. Peki ne yapacağız? Seçim sizin. Kırmızı hapı seçerseniz gerçekle yüzleşirsiniz. Yapay zekanın tehlikelerini görür ve mücadele edersiniz. Bilincinizi genişletir, yeni döneme hazırlanır, sistemin dışına çıkmaya çalışırsınız. Mavi hapı seçerseniz uykunuzda kalmaya devam edersiniz. Yapay zekanın sizi yavaşça ele geçirmesine izin verirsiniz. Sistemin bir parçası olur, tam kölelik düzeninde bir köle olursunuz. Artık adınız soyadınız değil, sadece bir numaranız olur. Milyarlarca numaradan biri olursunuz. Unutmayın, cehalet mutluluk değildir. Uyanın ve mücadele edin. Hiçbir şirketin veya küresel sistemin ya da yapay zekanın kölesi olmayın. Sistemden çıkın ve insanlığınızı savunun. Ve son bir not. Bu video yapay zekanın potansiyel tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. Yapay zeka teknolojisi doğru şekilde kullanıldığında insanlık için faydalı olabilir. Ancak bu teknolojiyi geliştiren şirketlerin küresel sisteme tam bağlı olması, yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılmasıyla insanlığın yarı kölelik düzeninden tam kölelik düzenine geçme ihtimali çok yüksek. Şimdi sizden bir ricam var. Bu yolculuğu yalnız başımıza yapmak istemiyoruz. Bu yüzden konuyla ilgili öngörü ve fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bugünkü videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Umarım birlikte çıktığımız bu yolculuğu beğenmişsinizdir. Eğer bizi desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.